Bilgin olsun kanalından herkese merhaba. Bu video Masro Tita hakkında. 1870'e kadar şehir hala Papa Kral'ın yönetimi altındayken halkın izlemekten en çok hoşlandığı ve akın akın izlemeye gittiği etkinlik meydanlarda gerçekleştirilen idamlardı. Halk bu uygulamayı izlemeye sadece eğlence için değil, çocukları bir şeyler öğrensin diye de ailecek gidiyorlardı. 1796 ve 1864 yılları arasında ise Roma'da gerçekleştirilen idamlardan yalnızca bir kişi sorumluydu. Giovanni Battista Bugatti. Bu adama halk tarafından Mastro Tita, Üstad Tita adı verilmişti. Bu isim cellat kelimesinin yerini alana kadar 70 yıl bu işi yaptı Mastro Tita bu süreçte 516 idam gerçekleştirdi. Öyle ki kendisinden önce ve sonra gelenler dahi bu isimle anılıyordu. Artık halkın hafızasına derinlemesine işlemiş ve hatta çocuk dinlerine adı geçirilir hale gelmişti. Masrutita mümkün olan en zalim işlerden birini gerçekleştirse de profesyonelliği hiç bozmuyordu. İşini kendini soyutlayarak gerçekleştiriyordu. Bu aslında Roma halkının hayatın zorluklarına karşı olan tutumunun bir parçasıydı. Yine de kimi zaman Masrutita'nın adeta beni burada olduğum için suçlama ya da mutlu ol çünkü kısa sürecek, temiz bir iş yapacağım dercesine mahkuma son bir nefes hakkı verdiği de biliniyordu. Mastrotita, sen Angelo Köprüsü'nün öbür tarafında yaşıyor. Karşıya yalnızca idam gerçekleştireceği zaman geçiyordu. Bunun nedeni daha önce idam ettiği insanların yakınları tarafından saldırıya uğramasını önlemekte. Mahkumları idam etmediği günlerde sıradan bir hayatı vardı. Mastrotita evliydi. Burgo bölgesindeki evinin yakınında açtığı bir dükkanda şemsiye boyacılığı yapıyordu eşiyle birlikte. Ayrıca turistlere hediyelik eşyalar satıyordu. Günümüzde bu bölgedeki sokaklardan birinin adı hala Ambrollari yani şemsiye boyacısıdır. Devlet adına yürüttüğü işi yaptığında ise herkes onun geldiğini biliyordu. İdamları gerçekleştirdiği meydana gelebilmek için köprüden geçmesi gerekiyordu bu yolu yürürken üzerinde üniforması olan kırmızı bir pelerin ve omzunda ise baltası olduğu için tüm şehir birisinin hayatını kaybetmek üzere olduğunu bilir ve birbirlerine haber verirdi. Mastro Titan'ın köprüden geçmesiyle korku dolu fakat heyecanlı halk meydana doluşuyor ve idamı bekliyordu. İdamlarına adalet, mahkumları ise hasta diyen Mastro Tita ilk idamını 22 Mart 1796'da idam yöntemlerini halen balta tokmak ya da ip olduğu dönemde yapmıştı. Giyotin kullanımına ise 1816'da başlanacaktı. Mastro Tita 70 yıllık cellatlık kariyerinde toplamda 516 idam gerçekleştirdi. Bu neredeyse her yıl 7 idam demekti. İsmi o kadar duyulmuştu ki 8 Mart 1845'te gerçekleştirdiği idamlardan biri Charles Dickens'ın Pictures from Italy eserinde bile bahsedilmişti. Günümüzde Tita'nın kıyafetleri ve idamda kullandığı aletleri halen Via del Gonfalone'deki Kriminoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.